Evet. Bir arazinin hayat seyri adlı çekim ve çalışmama görüyorsunuz. Burada bir amacım var bunu anlatırken. Birazdan anlatacağım size bunun ne olduğunu. Ama şimdilik bu aklınızda kalsın ve arada bu çizdiğim grafiğe bakmanızı istiyorum. Demin paylaştığım, gösterdiğim o şey chart yani e, grafik tamamen benim bugüne kadar e, yaşadıklarım hissettiklerim gözlemlediklerimle yaptığım e, amatörce bir çizim çok basit ama hiç bilmeyenler için e, birkaç şey anlatmaya çalışıyor. Arada o tarafa geçip bakabilirsiniz e, tekrar da oraya. E, bu nedir? Tabii çok büyük bu işi yapan üstatlar e, veya çok daha değerli yılların tecrübesi olan insanlar çok daha farklı şekilde de anlatabilirler. Ama ben tamamen kendi yöntemlerimle, kendi Ayşe teyze, Ahmet amca stilimle, yöntemlerimle herkesin anlayacağı şekilde bir mantığını anlatmak istiyorum. Yani bir arazinin bir ömrü var, bir hayatı var, bir hayat şeyi var, grafiği var. Bunun içinde bir kısmında tarla oluyor, bir kısmında da arsa oluyor aslında şey gibi düşünmek lazım. işte bir dönem çocukluk ve gençlik yılları var. Hızlı olduğu, sonra durulduğu ama daha tecrübeli olduğu, daha sağlam durduğu, daha garantili olduğu olgunluk ve işte yaşlık diyelim, ileri yaşlı zamanları var. Şimdi şöyle anlatayım. Arsa çok basit anlamıyla imarlı olan tarladır. Tarlada imarsız olan arsadır. Ee, bu bir süreçtir. Tarla ilk önce boş bir toprak parçası olarak düşünün. Orada hiçbir şey yok. Ee, ve devletin büyük bir projesi orada yapmaya başlıyor. Bu ilk grafiğimde gösterdiğim gibi sizin aldığınız yer 10 lira diyelim o zaman. Ve yanınıza çok büyük bir şehir hastanesi yapılıyor. Çok büyük bir organize sanayi bölgesi yapılıyor. Çok büyük bir alışveriş merkezi yapılıyor. Çok büyük bir Stadyum yapılıyor. Ee, ne olursa olsun. Şimdi siz orayı aldınız. Metrekare'si 10 liraya. Ve bu stadyumun e, haberi geliyor. Haberi geldiği anda o grafiğin ilk başında gördüğünüz ilk faz ortaya çıkıyor. Ve 10 lira bir anda bir sıçrama yapıyor. 50 liralara. Tarla. Metrekare'si 10 liradan 50 liraya çıkıyor. Sonra bu haber etkisini biraz kaybettiriyor. Temel atım haberi veya da bu projenin yapılacağı haberi, ilk önce projenin yapılacağı haberinden başlayalım. Projenin yapılacağı haberi etkisini kaybediyor. Bu 50 liralar hatta biraz 40 liralara, 42 liraya biraz köpüğü azalıyor ee, ve tekrardan yataya geliyor Bu bazen 3 yıl, bazen 2 yıl, bazen 4 yıl sürebiliyor bu yataya giriş. Eğer siz bu dönemde 50 liralardan, 52'lerden, 55'lerden aldıysanız tuzluk ve sıkıntı yaşıyorsunuz. Hatta aldığınız yerden zarar ettiğiniz ve bir şey olmayacağını düşünüyorsunuz. Sonra bu konuşulan projenin temel atılma noktası geliyor diyelim. İlk fazda proje açıklandı. İkinci fazda temel atım noktası geliyor diyelim. Bu sefer de temel atılıyor. Temel atıldığı zaman bu sefer bir anda rakamlar 50 liradan 130 liralara, 140 liralara, 120 liraya çıkmaya başlıyor. Ee, çok hızlı bir şekilde. Sonra yine bir durulma dönemi geliyor. Yine 3 yıl, 5 yıl bazen, bazen daha fazla. Bu sefer yine bir yataya geçiyor ve aşağı doğru biraz bir iniş oluyor. Ee, bazen 140 liradan aldığınız yer işte 120 liraya, 130 liraya, 110 liraya iniyor. Bu sefer yine düşünmeye başlıyorsunuz. Bu proje artık bitti mi? Ya da işte temel atıldı artık buradan bir şey olmaz mı acaba? Ee, diye düşünmeye başlayıp sıkılıp satabiliyorsunuz. Sonra bir ikinci, üçüncü faz oluyor. Proje konuşuldu, temel atıldı ve o şehir hastanesi veya organize sanayi neyse bitti, doldu. İçi doldu. Etrafına bu sefer yansımaya başladı, bu sirayet etmeye başladı. Bu depolama için yararıyorlar. İşte eğer hastane ise başka şeyler için yararlanıyor. Yanına başka tesisler yapılıyor. Vesaire vesaire. Ve bu etraf zamanla imara açılmaya başlıyor. İmar söylentisi başlıyor ilk önce. Sonra bununla bir fırlama yapıyor. Fiyatlar bu sefer 150 liradan 250 liralara geçiyor diyelim. Sonra bu söylentiden sonra yine bir durulma oluyor. Yine bir düşüş ufaktan oluyor. Bu sefer yine insanlar bir sıkılıyor. Sonra bir daha bir patlama oluyor. Bu sefer de imar açılma oluyor. Ne oluyor? Fiyat belki de 1000 lira. Veya 500 lira. Yerine ve konuma göre değişir. Bu bir süreç. Bunu niye anlattım? Bu bir süreç. Bu bazen bu ilk noktadan yani çocuğun doğumundan imara kadar yani işte olgun yetişkin olan haline kadar 20-25 yıllık nasıl bir insan ömrünün o kısmı varsa da bazen de bu bir arazide 10-15 yıllık süre olabiliyor. Bu süre içinde insanların en büyük atladığı veya yanıldığı nokta benim de zamanında yanıldığım nokta bu süre içerisinde düzenli ve şekilde ok gibi yukarı giden bir e, yatırım enstrümanı veya bir ürün zannediyoruz bunu ve her gün artmasını bekliyoruz. Hem vade olarak kısa artmasını bekliyoruz hem de o dik artışın sürekli olmasını bekliyoruz. Yani ya atıyorum o köprü yapılırken 2 liradan haberi geldi 2 liradan 40 liraya çıktı. Eşim niye? 40'tan 400'e çıkmıyor diyoruz. Ama aslında o 2'den 40'a çıkıyor. Orada bir dinleniyor. Ve ondan sonra köprünün işte atıyorum temel atma töreninin ya da işte ayaklarının yapılmasının veya işte çıkışın verilmesinin veya kullanıma başlamasının gibi diğer beklentilerle diğer sıçramaları yapacak. Ama bu bir süreç. Ve bu süreçte sıkılan insanlar moral bozukluğu yaşayıp erkenden verebiliyorlar veya vazgeçebiliyorlar veya sıkılabiliyorlar. Özellikle e, borsa oynamaya meraklı, e, forex oynamaya meraklı, hızlı hareket etmeyi seven, hızlı Yaşamayı seven e, belli bir tip e, insan ve müşteri kitlesi burada gerçekten zorlanabiliyor. E, o yüzden özellikle bu çekim biraz da onlar için de yapıyorum. Bu mantığını anlatabileyim diye. E, ve bu dönemde siz sıkılıp satmadıysanız en güzel dönemine denk geliyorsunuz. Çocuğun, erkekse askere gitti, e, işe başladı, para kazanıyor, sizi güzel güzel oğlunuz veya kızınız yemeklere götürüyor diye hayal ettiğiniz o güzel dönemlere geliyorsunuz. Bu sefer imara, imara girmiş oluyor ve inanılmaz bir değerli yeriniz oluyor. İşte bu süreci bekleyemezseniz, kaçırırsanız bu büyük e, kar patlamalarından e, patlamalarını kaçırmış oluyorsunuz. Ben bunu e, Gebze'de yaşadım. E, aynı şekilde büyük bir proje olacak bilgisini aldık. Biz bir şekilde bir tane yıllar önce 96-97 yıllarında hep anlatırım. E, biz orayı aldık. Haberin gelmesini bekledik. Sıkıldık, dayanamadık, verdik. Sonra o haber geldi, fiyat uçtu orada. Sonra bizim başka bir arkadaşlar fiyat uçtu zannetti. Tabii 3 bin liralık yer ya da 3 bin dolarlık yer oldu işte belki. 40-50 bin dolar proje başlayacak diye büyük bir konut projesi olacak. Yanında yapı kredi, bankacılık üssü olacak vesaire ve verdiler. Ama aslında o bir süreçti. Ondan sonra biraz düştü. Ama ondan sonra proje bitti. Ondan sonra yanına başka proje geldi. Bir daha fiyatlar arttı, patladı. Sonra imar çalışmaları başladı. Çok büyük bankaların işte şeyleri geldi vesaire. Oralara çıkışlar verildi otobandan. Bir sürü şey oldu. Bir anda hayal edemeyecek noktalara gelebiliyor. Hatta bugün Seyran Tepe'den geçerken fark ettim onu. Ee, Ali Samiyan Stadı ben Galatasaraylıyım. O stadın olduğu yere baktım. <laughs> Bundan 10 yıl önce bana burada böyle bir stad olacak. Etrafında da bu kadar lüks konutlar olacak biri dese bu işi bilme, bilmeme rağmen bir yerimle gülerdim yani. Hem orman gibi gözüküyor oraları derdim. Hem burası yani İstanbul'un bu tarafı hiçbir şey yok. Bir tarafı askeri, bir tarafı orman, bir tarafı tem. Stator'da kimse buraya gelmez falan. Ama ne oldu? oraya geldi ve yanında Skyland'den tutun. Bütün büyük şirketlerin olduğu başka bir şehir oldu orada. İşte Landmark bir proje diyoruz. Landmark bir proje geliyor ve onun etrafı yavaş yavaş sayılamayacağınız kadar doluyor. Bu tarlanın, arazinin Sıfırla 20 yaş arası diyelim ya da sıfırla 15 yaş arası olan süreçteki patlama süreci. içinde risk barındırıyor. Beklemeniz gerekiyor. Sıkılmamanız gerekiyor. Kısa vadeli düşünmemeniz gerekiyor. Ee, kısa vadeli artışların olmamasını bazı dönemlerde anlayışla ve e, sabırla karşılamanız gerekiyor. Aslında biraz dolar gibi düşünün. Nasıl dolar alıyorsunuz? 6'dan 2 yıl buçuktan aldınız 2 yıldır duruyor. Ama biliyorsunuz ki bir gün gelecek tekrar hareket yapacak. Asla sonsuza kadar aynı kalmayacak. Bir anda sonra patlıyor. Bunun gibi patlamalı gider ee, tarla fiyatları. Lineer gitmez. Yani bir yatırım fonu gibi, likit fon gibi her gün 0.02 ya da her ay 0.5 ya da %1 düzenli artmaz. 100 bin liraya aldığınız bir tarla bir yıl sonra 150 bin lira olmaması demek e, 3 yıl sonra 500 bin lira olmaması olmayacağı anlamına gelmez. Nasıl doların 2000 ile 2002 ile 2009 arasında bir buçukta yatması 10 yıl boyunca ondan sonraki 10 yılda da bir buçuk kalacağı anlamına gelmedi. Bir anda 6'ya gitti. 3 yılda 4 yılda tarla da aynı şekildedir. 2 yıl yattı 100 lirada kaldı Niye kaldı? Çünkü proje açıklanmadı. Ya da proje yavaş gitti. Ya da proje sırasında primini yaptı. Şimdi projenin diğer fazlarının yapılması gerekiyor. Gibi düşünün. O yüzden sıkılacak insanlara sabır en önemli şey burada. Bu birincisi. Eğer sıkıntılı bir insansanız, sabırsız bir insansanız tarla almayın bence. Ee, diğer bir konu. Bundan sonra imara giriyor. İşte imar kısmı başlıyor. İmar başladıktan sonra İş çok daha farklı noktaya geliyor. Bu sefer artık e, garanti, inşaat yapılabilen, e, sorunu az, daha risksiz bir enstrümana sahip oluyorsunuz. Hani ilk örnekte metaforda belirttiğim bir çocuğunuz doğmuş, büyümüş artık para kazanmaya başlıyor. Şimdi bu arsa o yüzden ama ilk başta konuştuğumuz fiyat 10 liraydı. Şimdi oldu 1000 lira. 10 liraya 1000 liraya çıktı bir kez bu 15-20 yıl içerisinde. Ama bu sırada da bütün risklerinden de kurtuldu. Artık kullanılır hale geldi. Dolayısıyla imarlı noktaya geldikten sonra risk çok az. Karlılık da risk azaldığı için eskisi kadar çok değil. Ama daha garanti olduğu için aynı likit fon tarzı yavaş yavaş artar. En önemlisi daha likit bir enstrümandır. Tarlaya göre daha çabuk satılabilir. Diğer konuda anlattığım gibi düzenli olarak ufak ufak artışlar yapar. Yani bir arsa 100 bir dahaki yıl 115, 120, öbür yıl 140, öbür yıl 160, öbür yıl 180 çok rahat olma ihtimali vardır. Tarlada ise demin söylediğim gibi dolar gibi patlamalı. Arada durur, arada patlar. Arada durur, arada patlar. Projenin şeyiyle. E, fakat e, arsa, ya peki aradaki ya, aradaki fark yatırımcıya göre baktığımızda nasıl konumlanmalı, nasıl değerlendirilmeli diye sorarsanız ben şöyle düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm değil mi? Çok daha büyük üstadlar çok daha farklı fikirler verir. Bu benim kendi yaşadıklarımla gözlemlediğim ve kendi tarzım insanlara söylüyorum. Ben korkak e, memur çocuğu. Kendim de memur kafalı bir adamım. E, bunları yapana kadar da zaten akla karayı seçtim. Çok genç yaşta başladım ama hani hep küçük küçük yaptım. Hala da küçük yapmaya devam ediyorum. E, yine minimum riske girmek için. E, tarla ufak ufak alıp atmak ve beklemek dünyanın en karlı şeyi. Ama burada o dediğim yavaş yavaş duruyor, patlıyor. Duruyor, patlıyor. Bu durumlara karşı sabırlı olmalısınız. İki, bu durumlarda likitte sorunu yaşamayacak kadar finansınız olmalı. Yani çok iyi bir iş adamıyla beraberdim geçenlerde. E, 2001 krizin, yani o da aynı şeyi söyledi. kim, tarla dünyanın en karlı şeyidir dedi en çok parayı oradan kazandık dedi. Hayal edemediğim kadar sanayiden çok parayı oradan kazandım. Ama 2001 krizinde dedi tarlada yakalandım dedi. Mahvoldum dedi. Çünkü tarla likit olmadığı için 100 liralık ürünü 30'a satmak zorunda kalırsınız eğer acile düşerseniz. Acil düşmeyeceksiniz. Tarla işinde en önemli şey zaman. Böyle bir o kişi deriz biz hep. O kişi gelirse istediğiniz fiyatı verir ama o kişiyi bekleyeceksiniz. Aldım yarın sabah satayım. Aldım bir ay sonra satayım. Gerçekten tarlada çok spekülatif ve zor bir iş. Ben yapamıyorum. Çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Küçük rakamsa evet bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz müşterilere ama gerçekten challenging bir iş yani. Şimdi burada ne yapmak lazım? Zamanımız az, yaşımız yüksek. 50 yaşındayız, 55 yaşındayız, 60 yaşındayız. Çok beklemek istemiyoruz veyahut da çok risk sevmeyen tırnak içinde ürkek müşteriyiz. O zaman hiç tarlayla muhatap olmayacağız. Direkt arsa alacağız. İmar olacak. Hem likit bir ürün hem kullanıcısı hazır hem anda kullanabilirsiniz. Oturup ev yapabilirsiniz. Çok basit. Bunu tercih edin. Ama sorun şu. O yüzden biraz da bu çekimi yapıyorum. İnsan doğası gereği en çok zorlandığımızda şey bu. Öyle garip istekler oluyor ki hem tarla kadar patlama yapacak bir yer olsun ama aynı şekilde arsa kadar risksiz olsun. Sıkıştığında satacak kadar likit olsun arsa gibi. E, vadesi kısa tutsun ama primi acayip olsun. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yani böyle bir dünya var diyen vardır belki ama ben en azından diyemem. Ben bilmiyorum. Bugüne kadar da görmedim. 16-17 yaşından beri de yaşamadım. E, böyle bir şey. O yüzden tekrar tekrar herkese söylüyorum. Bu işi alacaksanız, ya yani bunu da söyleyerek belki kendi müşterilerimi kaçırıyorum. <laughs> Ama az müşteri olsun, öz müşteri olsun. Bu işi anlayarak alacak müşteri olsun. Bana yarın bir gün 500 bin liralık tarla alayım. Çünkü hemen 5 milyon olsun diyecek müşteri değil. Ya da bunun bir gün olacağını biliyorum, alıyorum. Ama bir dahaki sene de hemen 1 milyona satayım diyen müşteri olmasın istiyorum. Benim istediğim müşteri aslında ben biraz finansal okur yazarlık gibi arsa okuryazarlığı yapmaya çalışıyorum. İnsanlara bu işi öğretmeye veya anlatmaya veya yaşadıklarını paylaşmaya çalışıyorum. Benim o gevzedeki gibi alasın, atsın çocuğu için, kendi için ya da Sivas'ta geçen bir müşterimle ilgili paylaştım. Adamın babası almış 26 yıl önce. Oturduk yemeğe, yemekte hiç bakmamış bile o güne kadar. Biraz kalmış. Dedi ki ya şuradan bize dedi bir küçük bir ev parası çıksa dedi 200-300 bin falan filan. Ben de Sivas'tır dedim ya bende de cahillik ya Sivas'tır hani çok büyük bir şey yapma herhalde dedim. Çünkü biz hep batıya takmışız kafayı. İstanbul'un ve çevresi falan. Veya Ege. Ama inanamadım. 7 bin metrekare yer imar sürecinde ve şu anda 4-5 milyon lira ediyor. Çocuk şu anda hani milyon dolar baby oldu ve hayatı değişti. Ve bu gerçekten hani bizzat yaşadığım bir hikaye. Çok da yakın zamanda yaşadım. Yerinde ada parselini isteyene yollarım bakar. Şaşırır yani. Şu an Sivas'ta 7 bin metrekare yer 5, 4 ile 5 milyon lira civarında işte yerine göre ama 3 diyelim hadi 3 de var 5 de var. 3 en kötüsü 5 milyon lira. Yani bu, bu 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 net. Bunun gibi bir sürü yer zaten yaşadık, gördük. Bu her yerde. Bu Sivas'ta doluyor, Elazığ'da doluyor. Her yerde var. Mühim olan çok basit. Bu süreci bekleyecek gücünüz var mı ve bu riski almak istiyor musunuz? Bunu istemeyip hem bunu istemiyorum. Hem hiç risk istemiyorum. Hem likit bir ürün olsun hem de e, ee, çok para kazansın diyen müşteri için sonu hüsran olabilir. O yüzden kimseye hakkını almak istemiyorum. Kimsenin kul uğraşmak istemiyorum. Kimsenin vicdan yüküyle uğraşmak istemiyorum. Kimsenin psikolojik yüküyle de uğraşmak istemiyorum. O yüzden dürüstçe söylüyorum. Yani çok kazanmanın yolu risk almaktır. Risk aldığınız riski bilin. Lütfen aldığınız riski bilin. Lütfen aldığınız riski bilin. Yani gidip de 300 bin liram var. Bütün hepsiyle sonuna kadar gideyim alayım. Bir de üzerine 100 bin lira da borçlanayım. En iyi bu organize sanayi bittiğinde ya da bu köprü bittiğinde çok para kazanırım. E tamam doğru. Bekleyecek vaktin var mı 6-7 yıl? Ya da 8 yıl? E, var. Ama başka hiç paran yok. Hiçbir şey olmaz. Bu da başıma geldi çünkü. Başka hiç paran yok. Maaş çalışıyorsun. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Çıkarsam e, idare ederim ben. Zaten başka iş bulurum. Sonra ne oluyor? Pandemi oluyor. İşten çıkarılıyor. Sonra panik halinde beni arıyor. Yere almış atıyorum 150 bin liraya. Boğazına kadar borç var. Buraya acil satmamız lazım. Çünkü işten çıktım. Nasıl geçineceğim? E biz bunu konuşmuş muyduk? Konuşmuştuk. Bunu sana yapma demiş miydim? Demiştim. Şimdi ne yapacağız? Satacağız. Nasıl satacağız? Hadi Mert sen sat. E tabi Mert satsın da ee, kriz varsa ve elimizdeki tarlaysa ve daha demin söylediğim gibi daha patlama o ilk şeyde resimde gördüğünüz o patlama take off sürecine girmemişse tarla yani tarla sen almışsın aradan 9 ay geçmiş 9 aydır en son tabela oradaymış şimdi orada orada ee, ya da organizasyon aynı temeli atılmış şimdi temel aynı noktada temel belki bir kat çıkmış bu süreç zarfında o dediğimiz patlamayı yakalayamadıysan ki yakalayamamış oluyorsun bu kadar kısa sürelerde senin oraya bir karla satman zor oluyor sen bir de ona bir faiz çıkar istiyorsun. Bir de hızlı satmak istiyorsun. Bu sefer ne oluyor? Mağdur olma durumu oluyor. Bu sefer ne oluyor? Dönüyorsun. diyebilirsin ki aklı olarak "Mert sen satamadın. 100 liraya aldık, 200'e satamadık." diyebilirsin. Haklısın. Ama ben bunları deme diye, insanlara demesin diye başta anlatıyorum. Biz bunların hepsini yaşadık. Bunları 20 yıl içerisinde bunu her yerde gördüm. Sevindikle bir yer aldım. 2 liraya aldım. Bir ara bir arttı 15 liralara çıktı. Sonra 3-4 yıl hiçbir şey olmadı. Çünkü her zaman bizde olumsuzluklar vardır. O proje olmayacak, o yol oraya gitmeyecek, gecikecek dendi. 15 liralık yer 2-3 yıl kaldı. Ben sonuca bakıyorum. Şu aradan 10 yıl, 12 yıl geçti. Şu an 200 liradan aşağı yer kalmadı orada. Yani yaklaşık 100 kat olmuş. Ama bu 100 kat tatlı bir süreç değildi. Bu. Şu an konuşurken her şey çok güzel geliyor bütün müşterilere bunu atıyorum. Anlatırken hikaye çok güzel. Orası 2 liraydı. Bugün 200 lira oldu. Gebze'deki yer tutsaydım şu an 5 milyon dolardı. Çok güzel. Bunları konuşmak güzel. Ama o sürede tutacak gücün var mıydı? Tutacak psikolojin var mıydı? Yoksa mantıklı düzeyde al burayı. Bekleyemeyeceksen alma. Bunun da alternatif var. Arsa al. İmarla ars al. Ha benim için çok yatırım değildir. Ben çok aşırı sevmem. Çünkü benim küçük param var. Küçük işten adamıyım ve küçük bir insanım. Ama 3 milyon liram var sen gidip de 3 milyon liraya o dediğin gibi bir yatırım alıp onu 30-40 milyon yapmayı hayal ediyorsan saygı duyarım. Ama ben daha az risk seven bir insan olarak 3 milyonun 500 binini bu dediğim gibi bir enstrümana yatırırım. Yani 20 yıl sonranın tarlasına yatırırım. Ama 2,5 milyonun mimarlı bir yere yatırırım. Riskim sıfır olur. Riskim minimum olur. çok bir şey kazandırmaz. inanılmaz rakam yapmaz. Çünkü dediğim gibi biri 10 liradan 1000 liraya çıkıyor. Öbürü lira da artık böyle likit fon gibi bin, bin otuz, bin yetmiş, bin yüz, bin iki yüz gibi yavaş yavaş gidiyor. Tabi bu genelde böyle. Arada istisnalar olabilir. Bazı bölgeler imarlıyken de çok aşırı artmış olabilir ama bir yer bin liraya geldikten sonra onun yüz bin olmasının olasılığı yok. Ama on liralık bir yer bir gün bin lira olabilir. Bütün mantık bu. Bir liralık bir yer bin lira olabilir. Bir liralık bir yer 150 lira olabilir. Her yerde gördük bunları. Ama bin liralık bir yer yüz bin lira olamaz. İmkanı yok. Dolayısıyla bu tamamen insanların kendi karar vermesi gereken, iyi düşünmesi gereken bir şey. Ben olsam ne yapardım diye sorarsanız, bugünkü tecrübemle küçük parası olan herkese bekleyecekleri kadar kısmını, yani bekleme, beklemekle nakit ihtiyacı olacakları kısmı ayırıp, bekleyecekleri kadar kısmı kendilerinin emeklilikleri için, çocuklarının emeklilikleri için alıp, nasıl bir esnemeklikte koyuyorsunuz, onun gibi tarla alıp Dediğim gibi büyük bir projelerin etrafında onları zaten hep anlatıyorum. Landmark yanında bir şey olan bir yerin etrafında alıp atmaları. Bu, bunun 2 liralık yerin 1000 lira olma olasılığı var. Bu piyango bileti hiçbir yerde yok. Orası sizi milyon dolarlık insan yapabilir. Bakın bunun hikayesi binlerce var. Onu aldığınız için bat batma ihtimaliniz de yok. 15-20 yıl sonra. Dolar bazına zarar etmeniz imkanınız da yok. Buna demin olun. Ama ne imkanınız var? İşte o süreci bekleyemezseniz. O çocuğun üniversiteyi bitirip para kazanmasını bekleyememek gibi. O sürece dayanamazsanız sıkıştığınız anda ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Likit olmadığı için ürün ve o büyük karlılıklara ulaşmadığı için, proje ilerlemediği için, bitmediği için. O olasılıklarınız varsa daima imarlı yer alın. Hiç girmeyin diyorum. Ama çok büyük de getiri beklemeyeceksiniz orada da. E şimdi küçük param var. Bunu böyle ayırdın. Hep işte benim stratejim o. 50 bin, 100 bin, 150 bin abi. Al at, Atmıyorsan zaten yaşama diyorum yani ile kay. Bugün 2 milyon lirası olup yani 2 tane evi var. 1,5 milyona 800 bin liraya 1 artı 1 almış. E, 2 bin lira kira alıyor. Bunu yatırım olarak görüyorsa biri. Gidip de 50-100 bin liraya bu dediğim yerlerden zaten almıyorsa bence yani çok yorum yapmayayım yani dünya e, irrasyoneldir yani. Mantıklı değildir. Ama tam tersi. 20 milyonum var diyor. Ve iş yapıyor. Sürekli ve nakite ihtiyacı var. 20 milyonu yeterli alıyor. Bu da mantıksız. Bu bir sepet yapmak lazım. Nasıl bütün paranızı altına koymamanız lazım? Nasıl hepsini bitcoin'e koymamanız lazım? Aynı şekilde büyük paranızda varsa bunu böleceksiniz. Bir kısmını daha likit ürünlere ayırın. Altın gibi. Acil durumlarda kullanmak için. Birazını imarlı. Büyük rakamları imarlı kısma koyun. Yine aynı şekilde nakit ihtiyacınız olduğunu daha hızlı döner diğerine göre. Artı daha sizi güvende hisseder, hissettirir. Çünkü acil durumda kullanabilirsiniz. Ev yapabilirsiniz vesaire ya da fabrikanızı kurabilirsiniz. Ama öbür tarafta tamamen size servet sahibi yapma ihtimali var. Dolayısıyla bir tarafta piyango bileti bir tarafta az riskli bir ürün. Her zaman örneğini verdiğim gibi bir tarafta Coca-Cola hissesi, bir tarafta Tesla hissesi. Coca-Cola alırsanız, 20, 10 yıl önce bakın Coca-Cola alsaydınız bugün 10 bin dolarınız ancak 20 bin dolar. Niye? 10 yıl önce de Coca-Cola Coca-Cola'ydı. Bugün de Coca-Cola Coca-Cola. Marka hep marka. Orası 10 yıl önce de imarlıydı. Benim kafa yapıma göre bugün de imarlı. O yüzden de normal artmış. Bakın 10 bin 20 bin olmuş. Ama Tesla denen şey 10 yıl önce kimsenin tanımadığı veya çok az insanın tanıdığı biriydi. O bir tarlaydı. 2-3 liraydı. İmar gelir mi, gelmez mi? Oradan köprü geçmez. O köprü bitmez. O organize sanayi dolmaz. Ülke batar, sanayi batar. Bilmem ne gibi dedikodular. Orası gelişmez. Diyen insanlar gibi aynı şekilde o Elon Musk mıdır, Elon Musk mıdır? O da onu yapamaz, bunu yapamaz denildi, dendi ama bir şekilde bir şeyler yaptı. Şu an dünyadaki en büyük otomotiv fiyat şirketlerinden daha büyük bir değeri var. Gerçek mi değil mi e, bu rakamları yani rasyonel mi değil mi spekülasyon mu bir sürü şey söylüyorlar ekonomistler ama oldu mu oldu. Aynı şekilde aynı şekilde tarlada böyle bir şey işte 2-3 liradır bir sürü insan öyle konuşur öyle mi böyle mi ama 1500 dolar olur herkesi şaşırtır. İşte tarla kokkola e, şeydir Tesla hissesidir Bitcoin'dir. Örnek veriyorum bundan önceki 15 yıl önceki gibi düşük Bitcoin ya da 8 yıl önceki e, Tesla, 10 yıl önceki Tesla hissesi gibidir. Risk barındırır ama patlaması çok büyük olur. Arsa ise e, Coca-Cola'dır, Caterpillar'dır. atıyorum e, ya da işte aklıma şimdi gelmiyor sağlam işte Boeing'dir, Bank of America'dır. Düzenli şekilde ya da McDonald's'dır. Düzenli bir şekilde artar düzenli bir şekilde artar. Ama demin gibi 10 bin dolarınız 20 bin dolar yapar. Dolayısıyla büyük servet sahip olmak, büyük para kazanmak istiyorsanız çocuğunuz için ya da gelecekte çok büyük şeyler sahibi olsun istiyorsanız küçük paralarla, o yüzden diyorum hep küçük paraları atın. Özellikle doğ, doğduğunda atmanız çok mantıklı çünkü şu an 5 yıl inanılmaz uzun zaman geçiyor. 10 yıl inanılmaz uzun zaman gibi geliyor. Ama bakın burada e, baktığınız zaman o baştaki grafikte de 10-15 yıl 20 yıl inanılmaz e, uzun bir zaman gibi gözükse de bir arazinin hayatında çok basit bir dönem ve o basit dönemde zaten bütün her şeyi yapıyor ve e, çocuk 20 yaşına geldiğinde 25 yaşına geldiğinde hatta şu an 25 yıl sen buradan kaçarsınız dinlemezsiniz deneme kaparsınız ama 25 yıl çocuk doğduğunda hatta daha flört aşamasında tanıştığınız e, daha evlenmeye karar verdiğinizde alsanız çocuk 23-24 yaşına geldiğinde inanılmaz bir zaman olmuş olur ve çocuğun inanılmaz inanılmaz bir parası olma şansı olur. Aynı şekilde siz de bunu erken yaparsanız işte 30 yaşında 10 bin dolar bir şey koyarsanız sizin de 50 yaşında çok ciddi bir para sahibi olma şansınız var. Bunu ben kimden öğrendim? Ee, bana çok şey öğretmiş bir e, gayrimüslim e, ticaret erbabı abimden öğrendim. E, bana söylediği şey şuydu. Ben yıllardan beri dede. De, de, bütün ailesi bunu yapmış. Babası da onu yapmış. Dedesi de onu yapmış. Trakya'da, Marakya'da her yerde bir sürü araç var milyonlarca dolarlık. Bizde bir adettir de dedi. Çocuk doğdu mu dedi. Gidilir ona en uzak yerden, şehrin bittiği yerden, hatta daha da uzak yerden, o bölgenin en uzağından yerler alınır. İşte Edirne'de, Trakya'da, Kocaeli'de bir sürü yerde. Yani komik komik paralara, yemek parasına diyor. Yerler topladım aldım ben diyor. İçiyorduk diyor, yemeği diyor, yiyorduk diyor. Burayı alıyorum dedim diyor, aldım diyor. Her çocuk için attım köşeye diyor. Ve bir tane yere sadece şu an 20 milyon lira. Ve aldığı para bir yemek parası bakın. Belki aldığı para ne kadar yemek parası bugün hadi. 500 lira diyelim. 500 liralık yer olmuş 20 milyon lira. Siz yaptınız mı olacak mı gerçekten bilmiyoruz. Garantisi var mı gerçekten yok. Bir gün size bunun ilgili garanti verirsem zaten benle, benden de kaçın yani. Tamam mı? <laughs> öyle bir garanti ancak Allah bilir haşa. Değiliz öyle bir şey. Ama basit mantıkla nüfus büyüyor. Dibinde bir şeyler yapılıyor. O dibinde bir şeyler yapıldıktan sonra da birileri o dibindeki yeri toplayıp size doğru ilerleyecek. Nasıl <laughs> Ali Sami Enstadı'nın yanında şimdi başladı. Skylandler onlar bunlar olmaya başladı. Ya da Ikea şimdi aklıma geldi. Ikea ilk Türkiye'ye geldiğinde ben bir lojistik şirketinde satış müdürüydüm. Ee, oranın yapıldığı yer şu Ümraniye'deki hiçbir şey yoktu orası. Oraya ben nasıl yapılacak bu dedim. Şimdi geçen gün gittim o Ikea yapılmış da etrafında meydan AVM şu bu olmuş dolmuş taşmış. İnsan seli olmuş. Hayal edemiyoruz. Hayal etmek başka bir şey. 10-15 yılda, 20 yılda e, nerelerin nerelere geleceğini. O yüzden tek yapacağımız şey buna bet etmek bet edecek paramız olması lazım ve bekleyecek paramız olması lazım. Bunları oraya ayırıp tutmak lazım. Oraya ayıracak kadar vakti olmayanın bu işlere girmemesi lazım. Bu işlere girip vakit ayırıp şey para ayırıp çok aşırı borçlanıp çok aşırı büyük girip ondan sonra kendini çok sıkıştırmak size sıkıntı verdiği kadar yarın bir gün size bu yeri aldıran kişiye genelde o da ben olabilirim büyük rahatsızlık vereceği için ben baştan söylüyorum. eee... Bu arazi yatırımı amortisi garanti bir piyango bilettir. Gün sonunda piyango çıkabilir. Çıkarsa çok büyük para kazanırsınız ama çıkmazsa da ana parayı kurtarırsınız. Amortisi garantidir. Ama sabır isteyen bir enstrümandır. Sabırsız insanların ve nakit sıkışına girecek insanların girmemesi lazım. Umarım anlatabilmişimdir. Araziyle yani arsayla tarla arasındaki farkı metaforlarla beraber anlatabilmişimdir. Kendi tarzımda anlattım. Akademik bir şeyim yok. Urfa'da Oxford var da biz mi okumadık gerçekten bu kadar derin şeyim yok ama yaşadıklarımla gözlemlerimle bana gelen sorularla bunu o kadar çok görüyorum ki yani kazançları görüyor insanlar bazı bölgeler inanılmaz gitmiş inanılmaz prim yapıyor ya öyle yüklü girmeye kalkıyorlar ki frenliyorum yani çünkü biliyorum gün sonunda bana zarar verecek adamın 300 bin lirası var 400 liralık girecek hatta bir tanesi geçen şey dedi ya oturduğum evi satacağım şurada yer alacağım dedi bana o kadar güzel geldi ki proje çünkü tamam proje güzel de oturun evi satarsan ya proje gecikirse iptal olursa imar gecikirse şu olursa 10-15 yıllık süreçte ne yapacaksın? Yine aynı şekilde sen aldırdın bak gecikti ben evsiz kaldım olacak olay. Kimse sen aldırdın ben buraya aldım milyon dolarlık e, fabrikam oldu demeyecek. Bunu diyen görmedim. Yani çok işe yaptırdım bunu çok işe çok para kazandı. Çok sevdiğim bir arkadaşıma 5 bin dolara aldırdım yeri 120 bin dolara sattı aradan 13 yıl 14 yıl sonra. Bir günde bunu sen yaptırmıştın Allah razı olsun senin işte vizyonundu demedi. 120 bin dolarım var diye mutlu mutlu dolaştı. Ama bunun tam tersi olsaydı o 5 bin dolar 3 bin dolara düşseydi o benim 5 bin dolarımı batırdı. Mert beni dolandırdı derdi. Çünkü bizim işte bu gerçekten en çok saldırıya uğradığımız yer. Ve ben de gerçekten o saldırıya uğrama kısmını istemediğim için herkese uyarıyorum anlatıyorum kendi tarzımla. Bu benim stratejimdir benim çalışma sistemimdir. Herkesin belki daha iyi anlatanlar veya daha farklı e, düşünenler de vardır. Onların da fikrini almanızı tabi rica ederim. Bugünlük bu kadar. Arsamı, mı umarım anlamışsınızdır. Tekrardan iyi akşamlar.